Gökten casus mu yağıyor? Evet, orada başlıyoruz. Kuzey Kanada'da. Sonra ABD ile BM'yi karşı karşıya getirme planı o kadar iyi işledi ki uluslararası bir krizin eşiğine geldik. Gerilimin daha da artması riskini göze alamayız. Ne yazık ki ABD Başkanı son olarak da uyarma çabamız umduğumuz gibi gitmedi. Sabit sözcüsüne yararlanarak sonra mevcut krizi kendi çıkar için kullandığımız Kanada elimize en iyi fırsat ama birileri uyduğu Kanada'nın ıssız bir bölgesine yönünde elit durum hakkında rapor ver. Her şey kontrol altında. Şef uydunun birkaç mil uzağa düştüğünü biliyoruz. Sürücüyü kolayca kurtarabiliriz bence. O zaman ne yapmam gerektiğini biliyorsun. Sürücüyü al. Kaç güzel yok. Montum alıp geliyor. Üstündeki mont değil mi? Ayrıyetten bir tane daha mı giyiyor üstüne? Bakalım. Kim vermiş? Sıradaki balığımız. Sıradaki balık. O değil de. Dünya turu bitiyor. İki vaka kaldı ya. Ben çok moralim bozuldu. Vay, bu ne la? Vurulmuş mu? Sırtına mı vurulmuş? Bu herif kim lan? Adamı buldu. Başka bir şey bulamadı. Ana şınaksana. Ne kadar güzel bu Google'ü var. Orada öyle biri var ve... Ana masal! Gebermedin mi? Boğazına bir şey olmuş. Sen ne oluyor? Saldırıda cin öldü. Beni. Ne oluyor? Geber. Oh ne güzel oldu. Geber. Biraz daha geber. Semir Bugari ya. Bayıl yardıma ihtiyacı var. Sabi sözcü biraz beklesin. Önce salasını götürmemizi. Ölümden ilgilenmemiz gerek. Genel merkezden destek istiyorum. Birkaç dakika sonra haberlanmaz geldim. Evet, bu sahneyi görmeyi istemezdim. Bazen daha 17 yaşında olduğunu ve tekrar laboratuvardan çıkma alışkın olmadığını unutuyorum. Ben iyiyim ama Aslan durumu kadar kendisini hava yoluyla hastaneye yetiştirdiler. Diğer adam ölmüş asla birlikte saldırdıklarını söyledi. Oğlum abi, bu uşak 17 yaşında ne anlar la yıkırlıktan. Ay pretty simple. Asal Çetin Ceviz'i o kadar ağır yaralandığına göre orada ortada kuru bir şey olmuş olmalı. Başka bir şey söyledim mi? Kurban adanın aynen olduğunu söyledi. Dikkat edin, doğasın kanına bakmayayım diye. DJ Cool cihazımlar attım. Kendisi taşımışım. Mısır'daki şu Sakar Fransız casus. Hatırlamıyorum. Bir Fransız casus hem de Kanada'nın ıssız bölgesinde sence Rekü Bey'i bildiği için geri gelmiş olabilir mi? Önce biri dönüş sırasında yanıt rotasına saptırıyor. Sonra da enkazın yanında öldü bir casus buluyoruz. Bir diğer casus da yaralı. Bunlar arasında bir bağlantı olmalı. Burada kesinlikle terk edilen bir şey olmaz. Tabi suçlu için bu çarçıları çıkarmak için tekrar mı arayacağız? Bakalım şuraya. Asal öküzü bir ölemedi. Gıcık olayım ona ya. Adam öldü. Asal şey ağır ya ve bana ipucu bulduğunu söyle. Bu kurban ev çantası gidene çarşısak. Koyunun yerinde ne olduğunu öğrenebiliriz. Bu enerji tableti paketinde kırıntılara dolasak iyi olur. Yürüyüş olmadığında bahse girelim diyor. Bu Fransız casusun cinayeti çözmeyi sabit sürücü yerleşine maalesef verilmemiz gerekecek. Cinayet arası bir bant olduğu çok açık. Size geri kalayım. Carmen'e ekstra yardıma ihtiyacınız olabilir. Yıldız yapayım. Kim yedi lan bu çikolatayı? Size söylüyorum, hangi köpek yedi bana? Asal ve o yara ölen adama söylüyorum. Yaralanan diyorum. Ölen adam. Kim yaptı bana? Asal köpeği niye yaralanmış onu merak ediyorum. Keşke gebereydi. Çikolata parçaları kim yediyse cennet alınmış olur. Mikroskopta bakacağız. Bana bak bebe, bana akıl verme, ağzına vururum ha. Vidalı surat seni. Zaten sen var ya sen. Neyse söylemeyeceğim. Hikayemle ilgili bir şey diyecektim. Demiyorum. Spoiler vermek istemiyorum. Daha bölüm yazmadım çünkü. 18'i daha yazmadım.
Deftere yazdım da Wattpad'e geçmedim. Hangisi? Ha, buymuş. Vedim mı? Bu çubuğu parçada DNA'si vaka dosyalarımızda bir şüpheliyle eşleşti. Vedim bir Rus bir vahşi yaşam tutkunu. Hatırlıyorum, Trans-Siberia Ekspresi'nin dışında bize ayı saldırına koruyan adam. Vahşi yaşamımızın belki onun düşüşünü görmüş olabilir. Adamla ulaşacağız. Tanrı da çıktı karşımıza gene. Ölen herifi ben hatırlamıyorum ya. Daha önce gördük mü? Gördük diyor Carmen. Şimdi Jack Asal'ı gördü mü üzülmesin. Tabii onunla görüşürse. Bu salak karı ya. Tokat attı Jack'e. Gebertmek istiyorum onu. Jack'ime kimse vuramaz. O benim kankam. Kumam ve kankam. Evrak çantası bir resim mi var? Ay, sesim gitti. Yazıda şöyle demek kurban görevi bu adamı izlemekmiş. Yabancı yazıyor. George mu? Bir de onu tanıyoruz. Kendisi Güney Amerika'da karşılaştığımız emekli bir M6 ajanı. Peki ama burada ne? Sırrı hep açığa çıkarıyorsunuz. Artık ağaçların arkasında saklanmanın bir anlamı kalmadı mı? Bu zamanda ağaçların arkasında pusuda mıydınız? Açıklamanızı bekliyoruz. Behli yok. Üşüyorum. Bu ölen herif Asal'ın sevgilisi değil miydi? Size Kanada duasına getiren nedir? Düşen uydu hakkında bir ihbar aldım. Onu incelemek için geldim. İhbar mı? Kimden artık? Altı için çalışmadığınızı biliyoruz. Kusura bakmayın. Ama muhbirlerimi ele vermek pek etik olmaz. Ayrıca tehlikelidir de. Jim Fransız gizli servisi onu sizi izlemesi için göndermiş, nedenini biliyor musunuz? Beni takip eden biri olduğunu fark etmemiştim ama zaten bu yüzden Adana gizli servis deniyor, öyle değil mi? Biri adamı öldürdü ve bir Mossad ajanı öldürmeye teşebbüs etti. Gizli sıra tehlikeli olabiliyor. Sırınızı böyle paylaşmak isterseniz bizi arayın. Kimin ihbar ettiğini ya da adamın kendisine neden izlediğini söyler diye düşünmüştüm, saflık etmişim. Asla yoğun bakalım, kimden onu ne zaman sorgulayabileceğiz. Gebersin. Sabi sözü bunların kilit noktası olmalı. B'ye kaçırıldıysa bir değeri ne kadar önemli olduğunu biliyor demektir ve bizim onunla ulaşmamızı istemiyorlar. Uydunun içine miyiz? Hala oradaysa onu almalıyız. Oraya bakalım. Sonra adamla konuşuruz ya. Sevmiyorum o tipi zaten. Tipe bak. Mal. B çarpanın etkisi tam yok olmadığı için şans izni bulunur. O resmin ne olduğunu biliyorum. Dünyadan B'nin yörüngesini takip eden bir harita. Bu silinmiş yazıya çıkarsa iyi olacak. Burada sabit sözcüğünün dış muhafazası. Maalesef sabit sözcüğü muhafazasında değil. Sözcü kendi kendine düşmüş olamaz. Biri almış olmalı. Muhafaza hasar görmüş ama üzerine toz gibi maddeler ne kadar toplayabilir misin? Sözcü gitmiş ama sonra geçirmeden bulsa iyi olur. Kim çaldı lan sürücüyü? Kim çaldı lan onu? Kim yaptı bunu? Şu muhafızaya bakalım. Sibirke miyim? Elit bebe bu vaka komple benimle olacak herhalde. Carmen'den daha bilgili. Hacker sonuçta. O değil de uçak 17 yaşında nasıl hacker olabiliyorsun? Sen bebe ya. Daha dün dishack etmesi gerekmiyor mu? Bu nasıl polis olmuş? Gritos. Lersim'e yolluyoruz. Her ne kadar korkunç espri yapsa da sürücünün nasıl yok olduğunu çözecektin. Sus lan. Korkunç espri yapmıyor. Enişten olur kendisi. Tatlı espriler yapıyor. Arada dozunu kaçırıyor ama olsun. Seviyorum ben onu ya.
Yerim onun suratını. Lersim. Severim onu. Köpüşüm o benim. Mezgitim o benim. Kosmoros mu? Anya mı? Anya Konya gene karşımıza çıktı. Benim içinde bulduğum uydu haritası Rusaca uzay ajansını. Bir de isim geçiyor. Anya. Anya Konya gene karşımıza çıktı. Kosmoros'taki sonraki sürekli araştırken Rusya'da MGB ajanıydı. Ama Anya kendi güvenlik şirketini kurmak için MGB'den ayrılmıştı. Kosmoros haritası nereden buldu acaba ve neden bizim uydumuzu gizli? Hey sen yerleri yukarı o belge gizli mi? Silahı bırak Anya burada yetkili kişi biziz. Bürodan Ayşe değil mi hatırladım. Anya Konya ne yapıyorsun? Bize sen hatırlat Anya ve yollarımızdan tekrar keşisini ölüm için sabırsızlanıyoruz. Anya Konya ortalığı karıştırdı millet. Şu an izin atayım mı geleyim. Konuşuruz onlarla. Söyle bacım kurban yaraları katil cinayeti bunlarca işlerini gösteriyor. Kurban çok sade bıçak yarası almış ve çok fazla kan kaybetmiş. Sırtındaki yara iktidar bir arkadan aldığını gösteriyor. Kurban kolanı ve bacaklarını gizli denemelerden adamın salgınla mücadele ettiği anlaşılıyor ama yaraları ve kan kaybını öldürmüş. Demek mücadele etmiş pek işe yaramamış. Hiç şans yokmuş yaralarının anlaşıldığı üzere salgına pek yakın dövüşte yetenekliymiş. Yumruk atmayı biliyorum ama tamam kes be. Karmenana. Lersim'le konuşmak istiyorum. Lersim. Yedim ana. Ama ayrılacağız Allah ya. Lersim ayrılmak istemiyor. Oley. Tak tak. Böyle olacağını biliyordum. Peki ara kim o? Alabama mı? O ne lan? Alabama mı? Aynısını ben de sordum. Elit. Ben Alabama'yı seviyorum. Ulan. Onu Lers Ayşe'yi seviyor diye değiştirsek olur mu? Oradan bir montaj falan yapın da. Neden bahsedeyim bilmiyorum. Vienna'yla sadece mesajı. Popçuyla mesajlaşıyorsun. Sen ve kankan Jack gibi değil yani. Film geceleri falan. Ne? Evet bak geli ya. Kalem geli suratına. Hey konuşacağımız aynı konular var. Mesela bu toz. Sabi bu ne demek istedi Elit? Lers. Sürücünün muhafazasını almış. Bu toz bir patlama skalası, sürücü plastik bir patlayıcı olan C4 ile patlatacak muhafızdan çıkartılmış mı? Ayrıca kalıntıda adamın kanında izler vardı. Bu da patlayıcıyı kullanan katil olduğunu kanıtlıyor. Demek ki saldırgan asıl enkazın dışına etkisiz hale getirmiş. Ardından uydunun içine girmiş patlatarak sürücünün muhafızını çıkarmış ve biz gelmeden kaçmış. Sürücünün zarar görmemesi için patlamanın çok çok dikkatli kontrol edilmesi gerekiyordu. Patlayıcı da konusunda uzman bir katil araysın. Havaya uçacaktır demek diyor. Ler seni döverim. Elit seni de döverim. Film geceleri değil ha. Anya Konya konuş. Sinirlendim zaten şu an. Uzun zamanda görüşememiştik. Hala sorunun peşinde misin? Evet. Burada soruları biz sorarız. Asıl sen kim için çalışıyorsun? Artık MGB'de olmadığını biliyoruz. Kosmos için çalışıyorum. Yönetici için Natasha'nın Somra Ajanı olduğu anlaşılınca Kosmos güvenilirliğini artırdı. Somra Kazakistan'a fırlatıldığından beri uyduyu takip ediyordum. Düştüğünde Kosmos sahibi sürücü bulma talimatı verir. Onu incelemek için gelecekte güvenlik ihlallerini önlemeye yardım edecekmişim. Yani sahibi sürücüyü enkaz aldığını itiraf ediyorsun. Ben Mayıs sahibi sürücüye yalan sendin sanıyordum. Haritam da sende. Ardından çok daha fazlasını bulduk. Ölü bir Rus ajanının bu konuda bir söyleyeceğim bir şey var mı? Ölü bir casus mu bu beni aşar hem yönü geleceğim hem de sürücü kaybettiğim için zaten başım dertte. Buradan uzaklaşıp tekrar ihtiyaç duyabiliriz. Anya Konya. Şu herife gelelim. Gelelim. Sizin kutup ayıları için buraya geldiniz. Buraya bir uydunun düştüğünü fark etmiş olabilirsiniz. Ayrıca bir de cinayet işlerinde kutup ayıları bir süre bekleyebilir. Hayır beklemez de kutup ayıları tatil kankusunu kilometrelerce öteden alabilirler. Ayrıca yılın bu döneminde oldukça aç olurlar. Enkaz kutup ayılarını buraya çekecek ve kutup ayıları çok vahşidir. Boz ayılardan, mamutlardan, yaban domuzlarından bile daha vahşi. Hayvanları boş verin sadece sormaya etmeyin. Burada hiç insan gördüğünüz mü? Herhangi birini görseydim. Ona kaçmasını söylerim size tavsiyem bu. Asıl hastanede olduğu doğru mu? Evet. Yalan söylemeyeceğim. Asıl bulunduğunda çok kötü durumda. Ondan daha kötü durumda olan tek kişi ölü Fransız. Asıl adam Fransız ajanı ne işi varmış? Sana ne? Senin işine baksana. O durum biraz karışık görünüşe göre. George izlemekle görevliymiş. Belki o hakkında anonim bir ihbar almış. Bütün bunların üstüne uydunun sabrı yüzde kayıp ama.
Hasan Rıza Asal'la ilgili bir şey. Gebermiş mi? 2. Hasan Asal'da olduğu doğru mu? Evet, geberi. Yalan söylemeyeceğim. Ayşe bunu Asal kötü durumda. Daha kötü durum olan tek kişi ölü Fransız ajanıydı. Asal'ın Fransız ajanı ne işi varmış? Ya sana ne? Okunu biraz karışıyor. Önemli olan sahibi sürücünün kaybolmuş olması ve onu sonradan önce bulmamız gerektiği. Ribley bu yüzden çok seni sırf ondan saklanmak için eski vaka dosyayla uğraştım. Ve bir şey keşfettim. Adama sağdan dövüş eğitimi almış biri olduğunu biliyoruz. Anya MGB'deyken kışta dövüş eğitimi almış. Ve bir keresinde Sibel'i bizi kurtarmak için bir ayıyla boğuşmuştu. İlerleme kat ediyorsun gibi görünüyor Ayşe ama. Hastanede de Asal kendine gelmiş. Asal konuşmak için seni gelmeme izin ver. Sözlerini geçmiş burada kurcalamayacağım. Sadece bunu görmek istiyorum. Hala seviyor mu lan onu? Salaksın. Salak. Tipe bak. Jack gerçekten geri zekalısın. Süzme mal. Konuş bakayım. Oh ne güzel olmuş sana. Gördün mü beni? Nasıl hissediyorsun? Gelmeni sevdim Jack. Duyduğuma göre kısa süre önce sen de ölümden dönmüşsün. Aynı bir şey değildi. Yasırdan bir ilişkin. Niye aramadın o zaman biliyorsan? Ama biraz daha iyi hissediyorsan en kısa alanda sağda biz bazı sorularımız var. Hayal mi hatırlıyorum? Biri bana arkadan vurdu. Sonra defalarca bıçakladı. Krav Maga eğitim olmasına rağmen salgın bizi hazırız diye kaldı. Kim olduğunu göremedim bile. Adamla ne yapıyorum? Birden mi çalışıyordunuz? Ortak çıkarlarımız vardı diyelim. Ecim birini izliyordu. Benim görevimse sabit sürücünün son haline geçmesi engellemekle işbirliği yapmak mantıklı geldi. İlk görevde iyi sonuçlanmamış. Adam öldü ve sürücünün kazanılmış. Başıma kalktığın için sağ ol. Neyse bir şey daha hatırlıyorum. Bir patlama C4 sesi olduğunu anladım. Her şey gelene kadar birinci kaybetmişim. Ama yapıcı istiyorsan adamla her zaman buz otelinin barında buluşuruz. Belki orada bir şeyler bulabilirsin. Fransa'da mı bile buz otelinde buluşursun öyle mi? Eminim iş içindir. Bir kez olsun teşekkür ederim. Değersin sanmıştım. Ceyken almışım. Carmen de seninle buz oteli gibi buluşmasını ister misin? Biraz ara verip temiz hava almalıyım. Hala seviyor bu onu. Kıskanıyor pislik seni mal. Onun nesini seviyorsun ya? Bir de yakıştırıyorlar bunları. Ay Allah'ım. Yakışmıyorsunuz. Hiç alakanız yok. İticiler. Daha doğrusu asal itici. Jack değil. Şuraya bakalım. Aslan Jack'le konuşma sırasında bazı eski kızgınlıklar gün yüzüne çıkmış ama en azından Asal'dan adamla burada buluştuğunu öğrendik. Ama bu paramaca fotoğrafı bir eşek aslında bu tabirin kendinden çalım. Uydumuz ortasına çıkarmış olaylarım şu an doğru yolda olduğumuz eminim. Carmen'e seni dedikodu yapmaya yer arayızın ha. Jack hala beni seviyor Asal'ı. Bir de bazıları diyor ki Jack'liler sevgilimsi. Onlar sevgili değil millet. Baksanıza Jack hala Asal'ı seviyor. Kıskanıyor. Soray ki ne yapaysın ne ediysen o adamla ne işin vardı. Hemen endişelendi onun için. Seviyor. Jack gibi birinden beklemezdim yani. O ki karılara düşkün bir erkek. tipe bak. Asal değil mi bu? Bir asal ve cinin bardağı şampanya içerken fotoğraflarını çekmiş. Bak sanatta Rusça yazılar var. İki Rus şüphelimiz var. Anya ve Vedim ikisi de cini tanımadığını söyledi. Dupont bu tercüme ederse hangisi yalan söyledi anlarız. Negatifleri ona gönderelim. Moruğa yolluyoruz. Moru. Bakalım. Ay Jack ya. Bu da bunu salağı mı seviyorsun? Gerizekalısın. Zevksizsin. Aptalsın. Kusura bakma da Jack malsın. Yakışmıyorlar. Yakışmıyorlar hiç de. Jack'i Kenkam olarak seviyorum ama Asal'la yakışmıyorlar. Ne tip olarak ne özellik olarak. Alakası yok. Tabletin ekranında bir uydu resmi var. Tablet bir gibi ve cinede bantılı olmalı. En iyisi elit babaya gönderelim. Elit bubaya gönderiyoruz. 17 yaşında buba. Konuş da domuz. Kurban Lasalı gösteren fotoğrafta bir Rus ajanı
Rus gizli ajanı tarafından çekilmiş. Altındaki mesajlar şey açıklıyor. MGB Anya Stan onlar için çalışıyordu ama artık Kosmos için özel müfettiş olarak çalışıyor. Mesaj Anya'dan değil, ajan Vedim Sessiz Kurba operasyonda gelişmeleri bildiriyor yazıyor. Ajan Efmerom'u kaçık vahşi yaşam uzmanı MGB casus muymuş? Olamaz kutup ayları ve mamutlardan başka bir laf bildiği yok. Kanada'nın vahşi doğası bir casus için daha iyi bir gizli kimlik olabilir miydi? Doğru söylüyorsun. Sana katılmasam da cins usturmaya görevli miydi diyor. Ajanı sağlam bir sorguya çekmeliyiz. Bu iki analiz birden vermezdi. Demek ki bir tane de analiz çıkaracak ya da başka bir şey yapacak. Bir şekil şükür yapma oyun bana. Elit bebe. Buz otelinde bulunan tablet çok önemli bir ipucu. Geri dönüş istersen CNM eğer kim kestiyse bu tableti kullanmış. Bize daha fazla bilgi ver. Kim kaçını biliyor muyuz? Tablet bize bir mesaj bırakmışlar. Şöyle yazıyor. Büroya sabit sürücü beni de aramayı bırakın yoksa sonunuz adam gibi olur mu? Büroya karşı açık bir tehdit. Üstelik doğrudan adama gönderilmesi, öldürülmesini kastediyor. Bu demek oluyor ki uydunun rotasını değiştirenle adamı öldüren kişi aynı. Lersen tablette adli ipuç aramasını istedim ama katil hiç iz bırakmayacak kadar akıllıymış. Ya tek bir şey söyleyebilirim. Bilgisayar korsanlığı beceri fazlasıyla iyi. Belki bir kaçıran adamı öldüren ve sabit sürücü alan bir bilgisayar korsanı peşinde bu yeni keşif aklımıza tutarak en kazanını bir kez daha arayalım. Arayalım. Bu enkazıya neden önce bakmamıştık. Asal bir adam konusunda bir sürü gelişme oldu ama artık arayabiliriz. Teleskop üstüne neler yazdığını görmek için bu takımı dayanmalıyız. Somra'nın önüne geçmeden önce geri almamız lazım. Bakalım şunlara da. Görünüşe göre bu teleskop özel operasyon grubuna ait ne olduğunu bilmem ama sanki tam John'a göre bir iş. John'a yolluyoruz. Kanatlar arasında bulunan da gökyüzünde kıyamet operasyonu yazıyor. Bir kısmı çivili ve üzerine aynen logosu var üzerinde kıyamet. Belki şubeye gönderme acaba nasıl oluyor bunun için operasyon başlatmış olabilirler. Adam eskiden için çalışıyordu aynen. Onu gelmiş olabilirler mi? Fakat öyleyse neden izliyordu? İşler iyice karışıyor. Adamın sohbet durumu biraz netleşebilir. Şu an izin atayım geleyim. Ondan sonra konuşuruz. Bu belki son teknoloji ürünü bir askeri casus teleskobu. Bununla Ay'daki kraterleri bile görebilirsin. Kraçer diyordum. Elbette bunu kullanan her kimse Ay'la ilgilenmiyor. Teleskobun entegre bilgisayarı belki benim yörüngesini takip etmek üzere programlanmış. Peki özel operasyonlar grubu onlar kim? CIA'nin özel operasyonu birim Elite'in yardımıyla teleskop izleyerek Forrest Hunt adında bir ajana ulaştım. Ama ilginç olan şu Elite adamın resmini veri tabanımızı arattı ve eski bir şüpheliye şaşı. Forrest mi? Sibirya'da Noel Elfi gibi giyinen adam mı? Hatırlamıyorum ki. Forrest sonraki çalıştığı ortaya çıkan başka bir sajanı eğitmeliydim. Getir bana yeni misyonu soralım. Hatırlamıyorum ki. Oğlum beni dün neye adamı hatırlamıyorum. Hatırlanacak bir tipi yok zaten. yakışıklı olsaydı yani hatırlardım. Şaka lan. Sırayla konuşun. Enkaz alanında görebileceğim notları bulduk. Bunlar sana ait senetleri işe mi aldı? Notları buldunuz demek. Ben bu adamla konuşunca niye tablet kasıyor? Asla bakacağız bunlar benim. Bunlar resmi bir not değil.
Sonucu nesnelere geri geçirdim. Sen M6'yı mı sızdın? Ya şimdi bilgisayar kullanamaz mıyım yani? Biz her zaman en iyi teknolojiler üzerine eğitim verirdi. Becerimi yalnızca uluslararası güvenlik için kullandım. Sombra'yı durdurmak için yeterince uğraşmıyordum. Göğsündeki kıyamet operasyonu yalnızca bir olasılık. Sen nasıl olduğunu inanabiliyor muydun? İnanabiliyor musunuz? Uydu hiç izlememiş bile. Sağ bir sürücü almak için buraya kim ikiye göndermediğini biliyordum. Bu nedenle inisiyatif aldım. Sana güvenmediği için seni emekli etti. Ayrıca Fransız gizli servis seninle ilgili bir şeyden şüphelenmiş olmalı. Yoksa seni gözetim altında tutmazlardı. Peki ya burada kötü adam sensen? Sağ bir sürücü sonra için alan sensen ve adamı seni durdurmaya çalışan öldürürsen? Sağ bir sürücü hiç bulamayacağı insanı öldürmeye ulaşmayacak kadar yaşlıyım. Eğer sen yaptıysan bir sonraki günün hapishane hücresinde operasyon olur. Oyun bitti ajan. Buraya kutup ayları için gelmediğini biliyoruz. Ne zamandır MGB için çalışıyorsun? Sibir'de karşılaştığımızda MGB ajanıydım. O zaman kimin açıklamamı gerektirecek bir neden yoktu ama artık biliyorsun. Bizi kandırdığın kesin. Bize sessiz kurbağa böresinden bahset. MGB adamı öldürmeye emrim verdim. Her sadece onu takip etme emri aldım nedeni bile söylenmedi. Ben sadece saha ajanıyım. Adam ve yanındaki kadını buz otelinin ormana kadar takip ettim ama doğru söylemek ise iki kutup ayısı yavrusu dikkatimi dağıttı. Bazen gizli kimliğime kendimi o kadar katıyorum ki asıl hedeflerimi unutuyorum. Ne güzel yani en azından asalın ne olduğunu görmedin. Eğer yanlış söylersen kendi suçlu kimliğini rahatlıkla yaptırabilirsin. Bir elim yiyormuş sözde. Şu yeni herifle konuşalım. Tipe basalın yamuk suratlı. Noel elf olduğunuz günler geride kalmıştı. Bay Hunt CIA'sı neden buraya gönderdi? Amerikan hava sahasının olası tehditlerini korumak için CIA'sı uydular gibi tehditlerden doğrudan başkana bağlı çalışıyorum. Sibri içinden sonra yeni bir görev için hazırdım. Programın becerilerim sayesinde bu iş için iyi biçim kaflandım. Teleskopun çok olmuş bir ara yüzü vardı. Anlıyorum. Cin cinayeti hakkında ne biliyorsunuz? Şu Fransız ajanı hiçbir şey Amerikan vatandaşlarına ilgilenen bir konu değil. Şimdi lütfen bana müsaade edin. İnternet üzerine patlayıcıların güvenli kullanımı adlı bir eğitime katılacağım. Hep bildiğim şeyler ama formaliteleri yerine getirmem lazım. Önemli bir şey geçmedik. Kaçan kişi aynı zamanda adamın katili. Ve adamı takip eden bir MGB ajanı olduğunu öğrendik. George gizli M6 bilgilerini çalarak kendi sahibi sürücüyü bulmaya çalışan Fransa muhtemelen adamı bu yüzden peşine takmıştı. CIA'de Forrest'i izlemek için buraya göndermiş. Hepsi birbirini gözeten bütün bu casusları kimin tarafında olduğunu nasıl anlayacağız? Bizim tek şey katil sahibi sürücü yağdı. Somrayına geçmeden emin olmalıyız ama. Gene felaket. Bunu görmen gerek. Bu bardağı taşan son damla siyacının cennet üstlenmesi doğru Amerika'ya karşı bir tehdittir mi? Dur abi denişleri burnu sokuyor. Birleşmelerde müdahaleye müsaade ediyor. Ama bize gemenin bir ulusuz birleşmeleri tüm diplomatik ilişkilerimi sonlandıracak mı? Diplomatik bir felaket mi? 3. Ulan Ingrid asıl felaket sensin. Dur. Ingrid geldi. Bunu görmen gerek. Bunu okuduk demin. Tamam demin okuduk. Tam sonlandırıcı. Diplomatik felaket. Sonra bir uluslararası kriz yazmaya çalışmasa korkuyorduk. Abilerin 5 metreden ayrılmasıyla bu iyi kazanmış. Bu çok ciddi ama pes edemeyiz. Sakin kafayı düşünüp durumu yeniden ele almamız lazım. Bu zöldenin başlamak iyi fikir. Şuraya bakalım. Önce ortada duran şeyler patlayıcı. Ulan o kruvasanın içinde bir şey mi var? Sabit sözcüğün muhafızına C4 kalıntısı bulmuştuk. Neyse ki C4 plastik gibi de üzerindeki parmak izlerini toplamak kolay olacak. Bu kırbaçada birleştirmemiz gereken kruvasanı niye alıp havada etmemiş miydi? Yok. İçine gizli bir kamu. Ben de onu diyorum işte. Kamufle için kruvasanı kullanmak tam da adamına göre bir iş. Parolasını kıralım. Uluslararası durumda da düşünmeye bakalım. Çözmemiz lazım. Çözelim. Carmen Ana. Öf. Sıkıcı ya. Harbi çok sıkıcı. Sıkıldım. Bu geri zekalar hep birbirlerini gözetliyorlarmış. Ajanlar. Ne kadar salaksınız ya.
salaklar. Onu nasıl koymuş lan oraya? Adamı kurbasan saklı kameranın içine açmışsın. Elite göndereceğiz. İyi de kurbasan tersine duruyor. Adam nasıl gözetleyecek etrafı? Bari saksının içine koysaydın. Görünmüyor ki ondan öyle bir şey. Saçmalık. Patlayıcıların toplam param üzerine veri tabanına şimdi veri tabanına bakacağız. Dikkatli bakmadım ki. Kendine dikkatli bakmadım. Dikkat etmiyorum ki. Anya mı? Bu sene bunun patlıcanın ben üzeri Anya'ya ait kendisini sorgulamaya alma vakti. Anya Konya. Sen şimdi Anya'yı Konya'yı görürsün. La ses ver ama. Berbat. En az Lersinkiler kadar berbat. Lersim. Onu analizyonlamak istiyorum. Yerim onun analizini. Jeton mu lan bu ne? Bu madalya senin karamanlık ödülü Forest'ten verilmiş. Abi hizmet etmekten gurur duyuyordu. Kendi ödülünü alacağını sanmıyorum. Haksız biriyle kavga etmiş olmadığını sorgulayalım. İyi de o demir bir şeye benziyor. Demiri nasıl kırmış? He, metal nasıl kırılıyor? Bilim adamları bana bunu bir açıklayın. Madalyam onar mısınız? Bu madalya hayatımın gurur kaynağı. Nasıl oldu bu zötenli paramıç oldu hakkında fikriniz var mı? Tartışma sırasında o kibirli Fransız kırdı. Görevin onu değil, oyunu izlemek olduğunu söylemiştim. Kendi görevini yapıyordu. Ben de kendi görevimi avulup bir tane kulak kabartmak hoşuma gidiyor. Kendisi bu zöten görünce ona hiç kısmarlamak istedim. Politikadan konuştuğu krizden başkan eleştirdiği olayla tırmandı. Siyah kuşak haritacıyım. Başkanı maalesef ettiği için adamı öldürürse dövülürdüm. Ama öfkeli bir aptal gibi yetmek için eğitim almadım. Bu tavır yalnızca öldürmenize yol açar. Adam bunu acı bir şekilde öğrendi. Umarım ona bu dersi veren siz değilsiniz de yoksa size iyi ders veririz. Karım benim anam. Anam benim. Sancı'ya bunu artık anne diyor. O benim anam lan. Anne patlayıcıların param üzerine burada açıklamak ister misin? Bulduğunuza göre artık açıklamam gerek sanırım. C4 paketi bana ait. O, bu yüzden üstte param üzerine buldunuz. Biz de biliyoruz MGB... Bak laf salatası yapıyor garip. MGB'de patlayıcı uzmanıydım. Hala acı durumlar için yanıma bir miktar taşımayı seviyorum. İnsan acı durum için yanında aspirin falan taşır. Sen D4 mü taşıyorsun? Aynı bence de yani. Taşıyordum birkaç gün önce birileri patlayıcıları çalana kadar hem de kendi çantamdan. Kim yaptı vermek için buz otelin CCTV kaydına sızdığımı biliyorum. O gün kaydını çoktan silmişti. Önce yürü gergen şimdi patlayacağın eşyalarını kaybediyorsun. Hepsi de suç mahallinden çıkıyor. Sağ bir çocuğu ağlamadığım için zaten kosmolojisiyle başım derdi. Beni suçlamanız en son ihtiyacım olan şey. Adamı sıradan bıçaklamaya ihtiyaç duymuyordu. Ama sen öldürürsen ihtiyaç duyun kelepçeler seni bir olacak. Garip laf salatası yapıyor. C4 ne alaka? Çok saçma ya. Bundan şüpheliyim şu an. Şüpheleniyorum ondan. Şunu öne atalım. Adamın kamerasındaki görüntü altın değerinde. Görüntülerde Asa'yla birlikte suçmaya gitmeden birkaç dakika önce görülüyor bak. Bu bilgiyi paylaşmanız büroyu arayalım. Cesedimi çiğnemen lazım. Kimseyi aramıyorsun. Neden olmasın Ayşe ile Mısır'a karşılaşmıştık. Kendisi şu an tam da yanımızda ihtiyaç duyduğumuz kişi. He ha bu var ya bu garı var ya. Yapma sonra ikimiz tek başımıza halledebiliriz. Bir onu keşfettiği şeyi öğrenmesine gerek yok. Ama canım. Bir de bir mesajı uyduğunu düştüğü yerin koordinatları. Konuyu sonra konuşuruz. Sonra bulmadan sarı sürücü almam lazım.
Oraya yalnız gidemezsin. Seninle geleyim. Çok önemli ölçülere adamlar büresi istavrı paylaşmak istemiş ama asal seni aramızdan izin vermemiş ve artık çok geç. Evet bana kaydı gösterdi. Asal'e adamın bedenlerini incelemek için defalarca izledim. Asal'ın somrayı ikimiz de tek başımıza halinizdeyken yüz ifadesini gördüm. Dürüstlüğüyle onu tamamen güvenen adamı susmak için söylüyordu. O da haberler. Bir dakika bunca zamanda sanırım cennet mahallinde kılıp kurdan bir kumar olduğunu düşünüyordu. Ama ya asalık adama karşı mücadele ederken yaralandıysa o da başka bir şey. Bu arada başka kimse yoksa katil oysa. Asal sormak için seni geleceğim. Çoktan hastaneden çıktı yalanların ortaya çıkan vakti. Gel Meri'yle kankam benim. Meri'ne daha güzel saldın. Hem de daha tatlı. Merine Merinem benim. Yerim onu. Seni şerefsiz konuş. Ağzına çok acımıydı. Bizden kanı sakladığını biliyoruz. Adamla konuşmanız gizli bir kamerayla kaydetmiş. Lanet olsun adamın bilgisayarına sızıp. Ha, tipi yaksana gözü böyle yamuk. Sızıp tüm dosyayı silmiş ama gizli kamerasına haberim yoktu. Adam sonra hakkında istihbarat almıştı. Fakat sen Ayşe'nin yeşime geçmesini engelledim. Her zaman rekabetçi biri oldun Asal. Adam mesleki kıskanç yüzünü öldürmek tam senin psikolojik profiline uygun bir şey. Yoksa daha fazlası mı vardı Ayşe'yle görüşüp sen ve Somra hakkında bir şey söylemeden onu susturmam mı gerekti? Annesi Somra yardım etmekten hapiste olan biri için cesurca cümleler. Sus kes! Olayla saldırmak için işe yaramayacak Asal. Adamla ölümle kavga edip sabit sürücü enkaz alan adam sen miydi? İğneyi kendine çuval hızı başkasına batır. Ne adamı susturdum ne de sürücü adam sonradan da değilim. Eğer sen bunu açan çıkaracağız. Adalet engellemekten tutulsun. Aynen. Tutukladık malı. 5 Mayıs sabi sürücünün kulları dünyada denilip sonra da uyarmak harika bir fikirdi ama sabi sürücü artık yok. Adam bizim tarafımızda olduğunu bizim istihbaratı paylaşmak istediğini artık biliyoruz. Ama asabını engellemek seni ama artık öyle hiç kalmadı. Ben güvenmiyorum zaten ona. Diğer casusun bakları da aynı oranda şüpheli ama sonra için çalışıyor olabilirler. Daha da kötüsü bir ajan, CIA'nın soruşturma yaralanması bedenini başkan ABD'yi Birleşik Milletler'e çekti. Bu da sonra için kesin bir zafer. İşler daha da kötüye girmeden ki katil bu sefer olacak. Ve hükümet kumandanın ötesini arayalım. Bakalım şuraya. Bu dekiman arasında normalde kanlı bıçakları bulunmaz değil mi? Bu cinayet silah olmalı. Katil buraya telaşa tekmek zorunda kalmış olmalı. Yoksa bıçağı düşürmezdi. Bıçak üzerindeki şu beyaz tüyleri öne kalalım. Sabit sürücüyle çıkarmak için C4'den fazla ihtiyaç duymuş, duymuş gibi. İçine bakalım. Keşke asal katil olsaydı diyeceğim ya daha önce katil olmuştu tutuklayamamıştık. Sinir olmuştum o vakada ya. Gerizekalı karı. Tutuklayamadık onu ya. Öküz. O ne lan bıyık. Aykut'un sahte bıyığın ne işi var? Güvenlik kamerasının üzerinde adamı hep sahte bıyık takıyordum. Katile mücadele ederken düşünmüş ama Lers'e götürelim. Lers taksın. Keşke öyle bir şeysi olsaydı. Esprili bir şey. Merhaba hoşa bıyık taktım. Ay şu bıçak çok güzel. Avcı bıçağı bunlar. Ben bunlara bayılıyorum ya. Ama bu tip bıçakları taşımanız için ruhsat mı bir şey olması lazımmış. Daha doğrusu taşıyamıyormuşsunuz. Polis falan elinizden alıyormuş. Büyük bıçak ya. İzin vermiyorlar yani. Lerse yollayalım. Lersim hadi işte, tak tak. Sadece bıyık takması büyük şans mı? Gerçek bıyık bırakmak varken bunun amatörcü olduğunu düşünüyor. Bizim için şans demek istedim. Sadece bıyık bıçaklanması engellemesi de katil tanımamamıza yardımcı olacak. Bence o sadece bıyığının kavgasında katil bıyığını tutmaya çalıştığını kaybetti. İşte bu sırada katil kadar arasında film oluşturan polimerden küçük renkli parçalar bırakmış. Bunlar ne çıksa benzin kurumuş ojeme. Gittiği yerde güzelin düşünmesine gerek kalmayacak diyor. Düşünmesine. Esprini yapmadım be.
Döverim seni sarı kafa. Beyaz kafa. Beyazlamışsın hafiften. Kutu tavşanın tüylerin rengini bir gecede kahverengiyle beyaza dönüştürebildiğini biliyor muydun? Karda harika kamuflaj imkanı sağlıyor. Bilmiyorum manitam, seni öğrettim. Bilgili insanları severim. Zaten vahşi yaşamda kafayı bozmuş bir şüphelimiz var. Kutup ayılarını bir kenara bıraktı. Tabi bıçakta beyaz suyu hakkında bir şey söyleyeceksen iş değişir. Beyaz su genelde termal kayıpları kullanan sentetik bir çürk. Belki beni düştüğü yer olacak soğuk. Adamı saldıran kişi çürk yiyorsa kavgasızsa ya da daha sonra katil bıçağı uyduya saklarken çürkün malzemesi bıçağa bulaşmış olabilir. Beyaz çürk yiyor. Tamam gidelim. Carmen Ana, Lersim. Yiyeyim onun suratını. Türkiye'nin 3 kişi var. Ama herifin ojesi alakası yok. Bu yapmış ya. Aynen. Ojesi tutuyor. Anya. Anya Konya. Ivanova. Niye yaptın lan? 31 yaşındaymış. Seni adamımız cinayetin ve asıl öldürmeye teşebbüsen tutukluyoruz. İki şeylerimi ödeyecek birine benziyorum. Narin çek rolünü bırak, bir kenara bırak. Eğitim ve dövüşçüsün ve bıçağın vardı. Ayrıca şaşırtma faktörü de senin aleyhindeydi. Bu vakayı kapatmak için baskı altında olduğunu anlıyorum ama anlıyorum ayrıca bir de CIA ya da MGB'nin ajanı tutulamayacağına itiraf etmem için bana baskı yapıyorsun. Aleyhinde kesin delillerimiz var. Suç mahallinde sahte bıyığını bulduk. Adamın sahte bıyığını, karının sahte bıyığını üzerinde ojenle birlikte. Sana söyledim tek istediğim sabit sürücüyü bulmakta beni razı etmek yerine sen de onu arıyor olmalısın. Sabit sürücü arıyormuş numarası yapmadan vazgeçip büroyu teyit ederken sürücüyü aldığın için böbürleniyordu. Ve uydunun rotasının en başta seni değiştirdiğini biliyoruz. Anladığım şey ise Kosmos'un cinayetçime nasıl izin verdi ya. Yoksa hala MGB için çalıştığını ve birini öldürmeye yetkin olduğunu mu düşünüyordun? O salaklar için hala çalışır mıyım? Sonra için yaptım. Bu da sonracı. Onları indirme konusunda çok kararlıydın. Yeteneklerim MGB ve Kosmos'un da çok daha fazla takip ettiğini keşfedene kadar kazanan tarafa geçmeye karar verdim. Şu an kazanan tarafta olduğunu söylememe hapse gireceksin ve sabit sürücüyü teslim edeceksin. Onu öylece sana vereceğim sanda sabit sürücü asla kullanamayacağınız bir yerde güvende. O zaman zor yoldan almak zorunda kalacağız. Sense adamı cennete tutulsun. Anya Konya Fransız Gizli Servis Ajanı. Adamın cinayet nedeni tutuluşmadasın. Ayrıca bir de Mossad ajanı asalı. Keşke öldürseydim, öldürmeye teşebbüs ettiniz. Savunmanızdır. Yapmam gerekeni yaptım. Sayın hakim ajanı öldürmek için eğitim alırlar. Yok gerekirse öldürürler. Gizli ajanı yalnızca halkı korumak ve kanunu uygulamak için öldürme etkisi vardır. Bir suç örgütüne yardım etmek ve yataklık etmek için değil. Aldığınız eğitime ihanet ettiğiniz ve sonra için bir yabancı ajanı öldürerek görevinizi kötüye kullandınız. Müebbet hapis cezasına çarptırıldınız. Sonra dünyadaki bütün gizli servislerin daha güçlü sayın hakim. Onlara hizmet etmekten gurur duyuyorum. Aynı gibi eski ajan, gizli ajanlarda sonraya katılıyor. Sırada ne var? Sen de katıl. Sonra dışında kimsenin umurunda değil gibi. Sonra da uyarılarımız başkanının bir kulağına girip öbüründen çıkıyor. Abi diye birleşmelerden çekti bile sonra üstünü kazanmaya devam ediyor. Tam da bu sebeple daha fazla zarar verene izin vermemiz hazır onunla bir görüşme yapalım. Nasıl devam edeceğimizi konuşmamız lazım. Karanlığın sonu 6. Adam cennet nedeni ayı tutuldu ve şey sonra için yaptığı ortaya çıktı. Bu arada uluslararası kriz tırmandı ve başkan abiliği beşimeden çıkarıyor. Uydun sabit sürücünü bulmak için olmadığı kadar önemli siyasi kriz arasında sonra bulunduğu diğerlerinden ancak böyle kanıtlayabiliriz. Sonra da çok önemli bir istihbarata sahip olduğunu öğrendim. Evet. Bu zoteline geri dönüp adam sırrını ne bulabilirsem öğrenmeni istiyorum. Orada olacağız şef ayrıca. Kusura bakma bölüyorum ama seni görmek istiyorum. Acilmiş. Acilmiş. Ajan mı? Umarım vahşi yaşamla ilgili bir şey değildir. Kutup ayağına adamı diyor kutup ayıları yeme derim diyor. Sanmıyorum ya. Belki önemli bir şey der. Ölen adam iyiymiş. Hep asalın köpekliği. Fazla vaktimiz yok senin için ne yapabiliriz? Sonra geçen eski bir MGB ajanı sorularını duydum. Seni teyit ederim ki hepimiz aynıyız. Uydunun sabit sürücünü kullanmanın ne kadar önemli, ne kadar acil olduğunu biliyorum. Hatta son bu uyduyu yaptıysa Sibirya'ya dayanıp yardım etmek istiyorum. Bilmiyorum. Sabit sürücü bir yerde saklanabiliyoruz ve türlü yardıma ihtiyacımız var ama direkt zümrüt ağaçlarına yakına ineceğim. Ben varken vahşi doğru kimse tehlikede değildir. Beraber mi gidiyoruz? Üstüne bunu mu giy? Bakalım şuraya.
Görevimiz aynı yanılırmaları takip ederek sürücünün egzini tahmin etmek. Emirleri bekliyorum. Plakada kumanda sistem hakkında teknik bilgiler var ama Doğan metni kapatmış. Bakalım yazıyı kurtarabilecek misin? Adam bir şey keşfedemiyor o zaman artık öne göre ipucu bulmak için nereye baksak. CCTV işe yarayabilir. Birbirine casusu giden bak. Bu kadar casus için bir ödül istemediğini umalım. Umalım mı? Carmen anam. Carmen anam. Carmen anam benim. Bakalım şunları. Sıkıcıydı ya. Vaka sıkıcıydı. Sıkıldım. Rusça mı bu? Mora mı yollasak? Mesela bir metin Rusça ama senin için çevirebilirim. Sabitçiyi bulmaya bir adım daha yaklaşacağız. Şöyle yazıyor. 270,45 santigrat sıcaklığı dayanıklı olduğu onaylanmıştır. Kuzey kanadı daha soğuk tek yer uzay. Uydurup yaşayan aşırı soğuğa dayanmak zorunda kalması şaşırdı diye şimdi. Bu Rus ajanıyla konuşmanın hızlı kulak misafir oldum. Senin burada ne işin var şimdi CIA işlerin üzerine mi casusluk yapıyor? Sonra mücadele konusu yardım etmek için geldim. Rusya durumlarından sonra onlarla hakkında bilgi edinmek istiyordum. Bu plak hakkında bir ilgini çekecek bir şey bulabiliyorum. O adam yüzeyini düşünüyorsan ben hiçbir yerine hazırım. Bir onun tesisine gidip konuyu bizimle tartışalım. Adam bize yardım teklif ediyor. Sonracı olmadığı ne malum? Bu zamana kadar niye yardım etmedin? Siz de var ya. Biz bir şey yapamıyoruz. Başka adam nasıl yapacak? Elitlik bir iş olabilir mi bu? Yuhum gelir. Alakası olmayan bir şeye tıkladım. Gene alakası olmayan bir şeye tıkladım. Buna bakıyorum, onu seçiyorum. Çılgınım ya. Şehrin aşırı sistemi bozulmuş. Ekran bir görüntüde donmuş. Maksimum insanı tanıyoruz bunlar. Öğren adam ve George. Bir şeyler bir yemek için acele ediyorum. Ve adam da şaşkın görünüyor. Peki itiraf ediyorum. Ne olur bir tane en ufak fikrim yok. Ama Maksimum ve en azından adamla konuşup ne konuştuğunu kanıtlıyor. Tamam, adamı sorgulayacağız. Henüz bir analiz bulmadık mı? Hayırdır? Nihayet böyle yardım etmeye hazır olduğunuzu söyledi. Hiçbir yapabildiğimiz en memnunumda bulunuz. Ben o yüzden bu plakayı aldık. Ayşe ben bu yüzden plakayı sabit sürücüden aşırı soğuğa dayanacak şekilde tasarlanan yazıyor. Bu konuda söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Aşırı soğuktan sürdürmesi birkaç yıl önce şahit olduğum bir şey hatırlattı. Buz otelin bana saç örgülü bir kadın gördüm. Kaçamak bir şekilde hareket ediyor ama ben bu tür şeyleri fark etmek üzere eğitildim. Bir buzluğa bir şeyleri koydu, sonra geri gibi güzel bir şekilde kayboldu. Anya mı o? Aynı olabilir. Son zarar vermeyeceğini bildiğin için sabit sürücü buzda saklamış olabilir. Ülkelerinizin kurulandığınız üzerine gideceğiz. Oraya mı bakacağız? Bakalım şuraya. Bu hantı maalesef bozuk olabilir. Aynı içine bir şeyler kızarmamız lazım. Acaba bulduk mu? Dur bakalım. Bu da salak mı bu kadar ya? Niye hemen gidip lidere vermemiş? Somra liderine. Salak harbiden. Eğer onun içindeyse tabi. Uçak gidiyor lan. Aha. Dolmuş sabit sürücü. Sabit sürücü olma 1,5 sene içinde doğmuş vaziyette Elite'in uzun etmesi ve ilgilerini kurtarması isterim. Elite yolluyoruz. Analizlerine atayım da geleyim.
Ve Reza Rana sahibi sözcüğümü buzan etmeye başardım. Aferin, artık sonra dünya iletişime kesme gelişme ilgili somut kanıtımız var. Nihayet bir umut ışığı. Bir de hiçbir şey buldum. Sözcüde çevirdiğini çözemediğim bir dosya vardı. Bu dosya ne var bilmiyorum ama sonra bunu korumak için çok uğraşmış. Ya da dosya olmasa bile dünya ilerini gösterecek yeterli kanıtımız var. Tüm verilerimi için bana biraz zaman ver. Şifreyi nasıl çözemedin? Sen koskoca hackersın da. Nasıl bunu yapamazsın? Beceriksiz uşak. Şuraya yardım etmek ister misiniz? Onu duyarım ya somrayla mücadele saflarda yerimi alacağım. Tamam bir basit bir soruyla başlayalım. Bu sizi bir görüntüsü çekildiğinde adam yerine konuşuyordunuz. Bir şeyler içiyorduk. Adam beni takip eden bir casus olduğunu, adamı beni takip eden bir casus olduğunu bilmiyorum. Bu aradaki korkudan biri sanmıştım. Sonra birden arkasına dönüp bir şey yuttu. O sırada yemek yemiyordu. Bu yüzden çok garip gitmişti. Sonra da aceleyle çıktı. İkisini bile bitirmedi. Kanıt olabilir. Kimsenin bulunmasını istemediği bir şey. Bir şey yoktuysa haramiyesi olmalı. Bu olan dışı bir yaklaşım. Tekrar mı otopsi yapacak? Ayrıca adam cüzdanı masada unutmuştu. Parasını iyi bir şey için harcamaza itiraz edeceğimi sanmıyorum. Otopsi mi? Adamı tekrar otopsi yapmam için şüphelenmiş ama haklı çıktı. Adamın resmen bir mikrofilmi buldum. Bir mikrofilmi yutmuş izlemek için başka çaresi yoktu sanırım. O kadar yanlış saklamış ki ilk testlerimde bir şey çıkmadı. Mikrofilm sindirim sabunlarına karşı koruyucu bir kapsülün içindeydi. Elitten dijital bir güçeç altında mikrofilm bakmasını istedim. Şöyle bir metin vardı. Edrey Montreal'de olacak. Edrey'in yerini biliyor muymuş? Demek adam bizimle görüşmek istediği sır buymuş. Asla da buraya söylemesi kasten engellemiş. Aslında bir açıklama yapması gerek. Ulan onu var ya. Onun üzerine vurun arkadaşım onu. Onun üzerine vurun. O kızı öldürmek istiyorum. Onu parçalamak istiyorum. Öl. Sırrını açığa çıkardı. Edrey'in nerede saklandığını biliyordu. Sen de biliyordun ama bu bilgiyi bizden sakladın. Aynı Jack'i konuşmaya başladın. Şunu söyle onu saklama. Bana güven sana neden sırlarım var. Doğru demiş ama sen de yarın ölüyor. Hadi yatak gibi düşünmeye baktım o da. Masada liderin ona olan güvenim sarsıldı ve buraya eski kadar bile güvenmiyorum. Güven sonra bizi ilgilendirmiyor. Edrey'in planları hakkında bir güven anlat yoksa bağlantı hakkında kendimiz bir sonuca varırız. Size söylemiştim önce kendi tarafınızı temizleyin. Belki de arkadaşlarınız düşündüğünüz kişiler değildir. Bir hastane yatağında gözlerini açmadan önce uyanıp gerçekleri görün. Belki de şey zaten biliyorsunuzdur. Sadece oynuyorsun ne olursa olsun ben yokum. Bunu işbirliğini redim olarak kabul ediyoruz. Seni göz altına alamayacağımızı biliyorsun ama seni Montreal yakınları görmezsek iyi olur. Önce beni yakalamanız gerekecek. Besleyici bir şeyler yiyin ihtiyacınız olacak. Onu senin bir tarafına. Uyudun sahip sözünü kullanan tedbirleri sonra planıyla ilgili somut delilimiz oldu. Başkan ABD'yi birleştirmeden çıkarma kararıyla sonra üstünlük kazandı bile. MGB seri yaptığın işbirliği başa işbirliği meydanı karşı, sonraya karşı mücadele bir araya geleceğini gösteriyor. Buna cesaret alalım. Peki Mossad'a sal işbirliğine çok uzakta. Çeken'in sonunda o kadının büyüsünden kurtulduğu için mutluyum. Sana ne? Sana ne oğlum? Asla Jack'in karımlarından çok daha fazla zarar verme kapasitesine sahip. Ders Edrey'in Montreal'e gittiğini biliyordu ama bizden gizledi. Gördüm o kadının bela demek olduğunu hep biliyordum. Ya sana ne oğlum? Beni düşün sen. Edrey'in Montreal'de olduğunu keşfedilmemiz her şey değişiyor. Hemen oraya gitmeliyiz. Hani dünya liderini sonra konusunda uyaracaktık. Montreal'de Kanada başbakanıyla bir toplantı ayarlamaya çalışırım. Sabitçi ona götürür. Umarım bizi dinler. Bu şekilde emirleri Edrey'i bulursam da dünyayı sonra kadar uyarabiliriz. Montreal'e uçmaya hazır ol. Biri sörmüş. Adam herhalde. Anket oy vermeyi unutmayın hamsiler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.